Evet, konumuz belirteçler, diğer adıyla zarflar. Zarfın ne işe yaradığına bakmamız lazım önce. Fiille ilişki kurar dedik. Fiille ilişki kurmak ne demek? Fiilin önüne gelmek ve onu nitelemek ya da belirtmek demek. Aynısını fiilimsiyle de yapar zarf. Aynısını sıfat ya da anlaşmış sıfatla da yapar. Aynısını zarfla da yapar. Zarfın en sık çıkan tarafı fiil ve fiilimsiyle ilgilidir. Yani yaklaşık %90 kısmını fiil ve fiilimsiden arayacağız. %10'luk kısmını detay bir şekilde sıfat ve zarfla ilişkisini kurup oradan inceleyeceğiz. Şimdi hemen zarfların türlerine bakalım. Zarfın türü durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı olarak ayrılır. Şimdi bir örnek metinde hemen şöyle birkaç cümle üzerinde kısa bir giriş yapalım. Burada işler ağır ilerliyor. İlerlemek fiil. Nasıl ilerliyor sorusuna cevap veren ağır diye bir kelime var burada. Buradaki ağır kelimesi fiilin anlamını etkilediği için biz buna zarf diyeceğiz. Sıfata benziyor. Sıfat ismin anlamını etkiliyordu. Bu fiilin anlamını etkiliyor. Benzer örnekler zor, geçinen, çok, yalnız ve güzel kelimeleri için de geçerli. Yani burada dikkat etmemiz gereken şu. Güzel sözün önüne geldiği için sıfat olmuş. Değil mi? Buradaki çok sözcüğü yalnız kalmakla alakalı olduğu için yine zarf olarak kabul edildi. Geçinen kelimesi, zor kelimesi tarafından anlamı etkilendiği için ve fiilimsi olduğu için yine zarf olarak kabul edildi. Yani kelimenin türü önemli bizim için. İlk zarf türümüz durum zarfı. Önce fiille ilişki kurduralım durum zarfına. Güzel düşün. Nasıl düşün? Güzel düşün. Düşünmek fiil. İyi hisset. Hissetmek yine fiil. Dağda o ses bütün etrafı gezindi. Şimdi buradaki fiil gezinmek. Yukarıda direkt zarf fiilin önündeyken aşağıda zarf ile fiil arasında başka kelimeler olduğunu görüyoruz. Bu hiçbir şey değiştirmez. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyor. Uzanıp yatıvermiş sere serpe. Bazı devrik cümlelerde fiil ya da yüklem ortada olabilir değil mi? Aslında bu cümleyi şöyle düze çevirebiliriz. Uzanıp sere serpe yatıvermiş değil mi? Fark etmez ki buradaki sere serpe yine de yatıvermiş fiilini etkilemiş. Sıfattan bu konuda ayrılıyor. Sıfat genelde ismin önünde olmak zorundaydı değil mi? Unvan sıfatları hariç sıfat genelde ismin sonunda geçmezdi. İsmin önündeydi. Böyle ferman etti Cahit. Ferman etmek birleşik bir fiil. Nasıl ferman etti? Böyle. Hepsinin fiilin ya da fiilimsinin anlamını etkilediğini buradaki cümlelerden görüyoruz. Devam edelim. İkinci başlığımız tabii ki fiilimsiyle ilişki kurmaktı. Durum zarfında biz nasıl sorusunu kullanıyorduk bunu unutmayalım. Hemen şöyle bakalım. Güzel düşünmek lazım. Düşünmek isim fiil değil mi? Maaşmak. İşlerde çabuk davranan biriydi. Davranmak fiil, en an sıfat fiil. O zaman nasıl davranan? Çabuk davranan. Çabuk fiilimsinin önüne gelmiş. Sesli gülerek dikkatleri üstüne çekti. Şimdi buradaki gülmek ifadesi fiil. Erek olarak zarf fiil değil mi? Bu bir fiilimsi. Fiilimsinin önüne gelmiş bir kelime var. Nasıl gülerek? Sesli gülerek. Sessizce konuşunca, anca ince yine fiilimsi. Nasıl konuşunca? Sessiz konuşunca demişiz. Nasıl sorusu, bazen de niçin sorusu durum zarfını bulmak için bize yardımcı olur. Şimdi genellikle durum zarflarının bir de alt kolları vardır. Durum zarfına dahil edilen başka zarf türleri diye geçer bunlar. Bunlardan biri kesinlik zarfıdır. Kesinlik anlamı taşıyan zarf. Katiyen, hiç, mutlaka, elbet, elbette, %100, şüphesiz, kuşkusuz gibi anlamlara gelir bu. Olasılık anlamı katan zarflar da olabilir. Belki, sanırım, değil mi? İhtimal anlamı katıyor. Dilek anlamı katanlar vardır. Bari, umarım, dilerim, keşke, inşallah gibi kelimeler. Sebep bildirenler vardır. Niçin, neden, niye sorularına yanıt verir. Mek için, dık için gibi edatlarla kurulur bu. Yineleme anlamı taşıyan zarflar da durum zarfının alt kolu sayılır. Şimdi dikkat etmemiz gereken şu, bu durum zarfının alt kolu dediğimiz şey çok sık çıkmaz. Bunlar soruya çok net cevaplar vermez. Mesela şüphesiz biz insanı en güzel şekilde yarattık diye bir cümlede. Nasıl yarattık? Şüphesiz yarattık. Tam soruya cevap vermiyor gibi değil mi? O yüzden buradaki bilgiler biraz daha ezber bilgiler gibi düşünülebilir. Devam edelim. Durum zarfını bulup cümleye hangi anlam kattığını bulalım.
durum zarfının alt kolları vardı ya, ihtimal kesinlik. Ona bakacağız muhtemelen. Koşan elbet varır. Varır fiil. Nasıl varır? Elbet varır, değil mi? Soruya tam cevap vermese de elbetin kattığı anlamın kesinlik olduğunu anlayabiliyoruz. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyoruz. Binmek fiil. Belki buradaki fiilin anlamını etkileyen, ihtimal anlamı katan bir zarf. Neyin alt kolu? Durum zarfının alt kolu. Bir gün mutlaka halledeceğiz. Mutlaka başaracağız. Yine kesinlik değil mi? Galiba, ihtimal, değil mi? Katiyen, kesinlik. Elbette, kesinlik. Mutlaka, kesinlik. Yine bahar geldi, yineleme. Değil mi? Tekrar. Umarım, dilek, temenni. Değil mi? Temenni. Şüphesiz, yine kesinlik anlamı katmış. Devam edelim. Aşağıdaki cümlede fiili ya da fiilimsi durum bakımından belirten sözcüklerin altını çizin. Durum zarfını istiyor. Terlemiş, çok yorulmuş, zor yürüyordu. Sence hangisi? Terlemiş, çok yorulmuş, zor yürüyordu. Fiili gör önce. Yürümek var, evet. Nasıl yürüyordu? Zor. Güzel. Ayşe yarınki sınava iyice hazırlanmış. Hazırlanmış. Hazırlanmak fiil. Nasıl hazırlanmış? İyice. Konuyu saptırma. Ne demek istediğini açık söyle. Saptırma yok. Olmuyor. Başka bir yerde bir şey var. Söyle. Açık. Nasıl söyle? Açık söylemek fiil ya. Çam ağaçları penceremden güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Görünmek fiil olduğuna göre. Soğuk insanlara ben de soğuk davranırım. Davranırım. Güzel. Davranmak fiil ya. Özür dilerim. Önce anlatacaklarımı güzelce dinle. Dinle. Güzel dinle. Güzel. Olay hakkında ne bekliyorsun? Ne biliyorsan bir bir anlat. Anlat. Fiil bir bir nasıl anlat sorusuna cevap veriyor. Gidiyorum gurbeti içimde duya duya. Gidiyorum fiil. Nasıl gidiyormuş? Gurbeti içimde duya duya. Ha, demek ki birden fazla kelimeden de oluşabilir, değil mi? Evet. Her sabah oraya gidiyor ama umutsuzca dönüyor. Burada iki tane fiil var. Gidiyor. Gidiyor var ama gidiyorun önünde bir zarf görünmüyor, değil mi? Evet. Ama dönüyorun önünde var. Nasıl umutsuzca dönüyor? Umutsuzca. Küçük kız masumca yüzüme bakıyor. Bakıyor. Yani. Nasıl bakıyor? Masumca. Güzel. Hepimiz geleceğe umutla bakıyorduk. Bakıyorduk. Nasıl bakıyorduk? Umutla. Yemeğe katılacak kişiler üçer beşer gelmeye başladı. Başladı. Nasıl gelmeye üçer başlamış? Beşer. Üçer beşer. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Bak. Fiil. Nasıl bak? Yeşil. Bunca yıldır işini severek yapıyordu. Yapıyordu. Nasıl yapıyormuş? Severek. Açık sözlü insanlar her zaman net konuşur. Konuşur. Nasıl konuşur? Net. Bayramlarda tatil eskisi gibi yaşanmıyor. Bayramlarda da... Nasıl yaşanmıyor? Eskisi gibi. Değil mi? Evet. Mevzu anlaşılmış mıdır? Durum zarfının meselesi budur. Hangisinde durum zarfı vardır? Karanlık gecelerimin yıldızı sensin. Var mı bir şey? Yok. Gözüme çarpmadı. Hatta fiil fiilimizi bile çarpmadı ki. Evet. Etrafımda kimseyi görmeyince şaşırdı. Şaşırdı. Fiil ama sanki nasıl sorusuna pek cevap göremedim gibi, değil mi? Evet. Onun varlığı dünyama güneş gibi doğmuştu. Doğmuştu. Doğmuştu fiil. Nasıl doğmuştu? Güneş. Güzel. Çıktı bak. Devam. 2016 yılında çıkmış. Şu soruya bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? Yani biz ne arıyoruz aslında? Durum zarfı arıyoruz, değil mi? Zaman hızla akarken çoğu kez çevremizdeki güzelliklerin farkına varamıyoruz. Varamıyoruz değil. Peki bu nasıl sorusuna mı cevap verir? Yok. Her zaman nasıl sorusuna mı cevap verir? Peki akşama kadar nasıl sorusuna mı cevap verir? Bence ne kadar sorusuna cevap verir, evet, değil mi? Hızla nasıl sorusuna mı cevap verir? Evet. Evet. Nasıl yaygınlaşıyor? Hızla. Değil mi? Devam edelim. Cümleye kesinlik, olasılık, yineleme anlamı katan sözcükler durum zarfı kabul edilir. Durum zarfı hangisinde yoktur? Asla vazgeçmem. Vazgeçmemek fiil ya, vazgeçemem. Asla kesinlik anlamı katmıyor mu? Evet. Kesinlik anlamı katan kelimeler, olasılık gibi kelimeler soruya tam cevap vermese de durum zarfı sayılmaz mı? Sayılır. Belki de aynı şekilde değil midir? Yeniden görüşmek yineleme anlamı katmıyor mu? Evet. Görünce koşarak kaçtı. Nasıl kaçtı? Koşarak.
Koşarak kaçtı. Ama burası ne anlama katmıyor? Bunlardan biri anlamını katmıyor değil mi? Evet. Bu düz durum anlamı katıyor. Evet. Galiba yine ihtimal anlamı katıyor. O yüzden cevap Denizli. Ha, Denizli'deki ifade durum zarfı değil demiyorum. Ama yukarıda bahsedilen anlamlardan birini katmıyor. Değil mi? Devam edelim. Hangisidir diyor. Evet. Bunları yap. Sakın unutma. Nasıl bir anlam kattı bu? Kesin. Güzel. Aşağıdakilerin hangisinde fiilin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük? Bak, sorunun sorulma şekli biraz değişik gelebilir ama aslında durum zarfını soruyor. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Dinliyorduk. Fiil kesinlikle nasıl dinliyormuş? Sessizce. Çıktı mı? Evet. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizdiği söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? Durum zarfı istiyor. Her gün diye bir durum zarfı olur mu? Hayır. Sabaha kadar olur mu? Sessiz bir şekilde olur mu? Hayır. Bence olur. Yani durup olabilir. Bir sonbahar sabahı, sonbahar akşamı sessiz bir şekilde sevdiği şehri terk etti. Buradaki fiil terk etti. Nasıl terk etti? Sessiz bir şekilde terk etti. Altı çizdiği söz, yine aynı soru. İçelim. Evet, durum zarfı ile niteleme sıfatı birbirine bazen karışabiliyor. Sebep? Nasıl sorusundan dolayı değil mi? Hı. Aradaki fark nedir? Biri ismi niteler, biri fiili niteler. Sevimli bir kedi. Nasıl bir kedi? Sıfat mı, zarf mı? Sevimli görünüyor. Zarf. Neden? İsmin önünde değil. Fiilin önünde. Evet. Fena yağıyor. Zarf. Fiil çünkü. Fena bir yol. Sıfat. Çünkü isim, değil mi? Sıfat bu. Soğuk davranıyor. Bu fiil. Yani zarf. Soğuk hava. Bu sıfat. Sıfat, güzel. Devam. Durum zarfı mı, niteleme sıfatı mı? Sessiz bir adam. Bu sıfat. Sessiz konuş. Sıfat. Konuş. Hı. Konuşmak. Ne diyor, evet. Fiil, değil mi? Zarf. Uzun bir süre. Ne kadar süre ya da nasıl süre? Yok, nasıl süre? Hiç sıfat mı? Sıfat, isim çünkü değil mi süre? Uzun sürmek, sürmüştü. Zarf. Sürmek fiil. Akıcı bir dil ya da akıcı dil. Sıfat. Dil isim olduğuna göre. Akıcı konuşamıyor. Zarf. Zarf, güzel, çıktı. Evet. Niteleme sıfatı mı, durum zarfı mı? Bu çok önemli bir konu olduğu için olabildiğince sık etkinlik koymaya çalıştım. Şiddetli bir sarsıntı. Sıfat. Şiddetli yağıyor. Zarf. Soğuk soğuk terliyorum. Zarf. Soğuk soğuk terler. Sıfat. Güzel. Ağır adım. Sıfat. Ağır işittiği. Sıfat. İşittiği. Yani fiilimsi bu. Fiilimsi tam zarf. Zarf. Yalnız bir insan. Sıfat. Yalnız yaşıyor. Zarf. Kötü gidiyor. Zarf. Kötü hava. Sıfat. Tatlı serinlik. Sıfat. Tatlı gülüyor. Zarf. Güzel. Devam edelim. Hangisinde pekiştirilmiş sözcük ötekilerden farklı bir görevdedir? Yani türdedir. Çocuklar evi darmadağınık. Önce bir pekiştirilmiş kelimeleri şöyle işaretleyelim. Sonra türüne bakalım. Şimdi darmadağınık buldu. Bunun türü? Zarf. Zarf. Neden? Fiil nitelemiş. Evet. Karma karışık duygular. Sıfat. Burası sıfat. Dümdüz yol. Sıfat. O zaman cevap? Evet. Sırsıklam olmuştu. Evet. Bu şey mi? Fiil mi? O zaman bir hata mı yaptık? Evet. Yüklen. Hatanın sebebi ne biliyor musun? A şıkkında yanlış kelimeye yönlendirdik. Darmadağınık bir hal. Hal isim olduğuna göre bu da sıfat. Evet. Karma karışık duygu. Bu da sıfat. Dümdüz yol, bu da sıfat. Sırılsıklam olmak, burası zarf. Koskoca adam, burası sıfat. Değil mi? Evet. Devam edelim.